Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TET'ye hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili gençler, atom periyodik sistem ünitesinde periyot ve grup bulma ile periyodik sistemin tarihçesi ile ilgili sorulardayız. Birinci soru. Aşağıda verilen elementlerden hangisi baş grup elementi değildir sevgili gençler? Baş grup hangi gruptu? A grubuydu. Bir hatırlayalım, A gruplarımız nerede vardı? 1A ve 2A'da vardı. 1A'ya yupak adlandırmasında ne diyorduk? Birinci grup. 2A'ya ne diyorduk? İkinci grup. 1A ile 2A arasında sevgili gençler 10 tane B grubu vardı. B grupları 3B'den başlardı. 3. grup. 4B'miz 4. grup. 5B'miz 5. grup. 6B'miz 6. grup. 7B'miz 7. grup. 8B'miz 3 taneydi sevgili gençler. 8. 9. ve 10. gruplardı. Sevgili canlar, peki geldik 3A'ya. 3A'mız kaçıncı gruptu sevgili canlar? 13. grup. 4A'mız 14. grup. 5A'mız 15. grup. 6A'mız 16. grup. 7A'mız 17. grup. Ve 8A'mız 18. gruptu. O zaman bakalım. Birinci yatay sıranın 18. grup, yani 8A grubu elementi var. Birinci periyot 8A grubu elementi kimdi arkadaşlar? Helyumumuz. Bu gitti. Gelelim 2'ye. İkinci yatay sıranın 14. grup. 14. grup neymiş? 4A. İkinci periyot 4A. Dağılım nasıl olur? 2, 4'ten ne yaptı? 6. Kimdir? Karbon. Var. Üçüncü yatay sıranın 17. grup. 17. grupta 7A grubu. 7A grubumuz da var. Arkadaşlar geldik. Ne oldu? Üçüncü yatay sıranın 17. grup elementi. Bu 2, 8, 7. Proton sayısı 17 olan klorur. Dikkat ediniz. 8A, 4A, 7A. Bu üçü de ne oldu? A grubu oldu. A grubu. Gelelim Denizli'ye. 4. yatay sıranın 5. grup. Hemen bakıyorum. 5. grup nedir? 5B grubudur. Sevgili gençler, 5B grubu baş grup değildi. Bu yüzden doğru cevabımız Denizli olur. 5B grubu, B gruplarına ne diyoruz? Yan grup. Bunlar geçiş elementi ya da geçiş metali olarak da değerlendiriyorduk. Gelelim ikinci sorumuza sevgili arkadaşlarım. X elementinin elektron dağılımı 2, 8, 8, 2 şeklindedir. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4 katmandan oluşuyor. Dördüncü periyot. Son katmanda kaç var? 2. Bu nesidir? Bu değerlik elektron sayısı. Değerlik elektron sayısı grup numarasını verir. 2A grubu. Ya da dördüncü yatay sıranın 2A grubu nedir? İkinci grup elementidir. Periyodik tablodaki yerini sormuş. İki ifade eden hangileri var bakalım. Dördüncü periyot 2A grubudur ki ifademiz ne oldu? Doğru oldu. Gelelim sevgili gençler üçüncü sorumuza. Arkadaşlar, Johann Wolfgang Döbereiner elementleri benzer özelliklerine göre üçerli gruplara ayırdı. Bu grupları 1 ve 3. elementin kütle numaralarını toplamının yarısı ikinci elementin kütle numarasını verdi. Buna göre aşağıda kütle numarası verilen içerili gruplardan hangisi John Wolfgang Döbereiner'in grup tanımına uymaz? Şimdi bakalım. A şıkkında birinci element 7, 39 daha ne yapar arkadaşlarım? 46, 2'ye böl 23. A sağladı. B,
40, 136, 176, 2'ye böl, 88 karşıladı. 32 ve 126, 158, 2'ye böldük, 79 karşıladı. 9, 39, 48, yarısı 24 karşıladı. Edirne'ye bakıyorum, 110, 10, 110, 120, 2'ye böldük. Ne yaptı? 60 yaptı. Karşılamadı. 60 olmalıydı. Bu yüzden doğru cevabın ne oldu? 50. Edirne oldu. Tabii 60, 60'a yakın, işte 59, 61 gibi sayılar olsaydı olurdu ama 60 olmadı. Aradaki fark çok fazla. Dördüncü sorumdayım sevgili canlar. Periyodik tablo üzerinde çalışma yapan bilim adamları ile ilgili ilk sistematik gruplama çalışmasını kim yapmıştı? Wolfgang, Döbereiner Wolfgang yapmıştı ki doğru. Periyot kavramını ilk kullanan Newlands'tı, doğru. Soy gazların keşfi Sir William Ramsay'e aitti, doğru. Fablon oluşmasında Glinsch-Burke'ün etkisi çok büyüktü, doğru. Doğrumuz 1, 2, 3 ve 4 ile Edirne olur sevgili canlar. Canlar geldik 5. sorumuza. Henry Moseley. Verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Elementlerin kimlik özelliklerinin atom numaralarına bağlı olduğunu deneysel olarak ispatladı. Periyot birinci ifademiz doğru. Periyodik tabloyu atom numaralarına göre yeniden düzenledi. Doğru, çünkü öncesinde kütle numaralarına göre periyodik tablo oluşturuluyordu. Uranyum elementini kullanarak yeni elementlerin sentezi Glinsch-Burke'e aitti. Üçüncü ifadem yanlış oldu. Doğru cevabım 1 ve 2 ile Bursa oldu. Sevgili canlar, gelelim 6. soruya. Soy gazları keşfedip yeni bir grup olan 0. grubu oluşturan bilim insanımız Sir William Ramsay idi sevgili canlar. 3. yatay sıranın 13. grup elementi ne olur? 3A grubu. 3. periyot 3A grubu yeniden düzenledik. O zaman bakalım, 1. periyot tam dolu, 2. periyot tam dolu. 3. periyotta ise grup numarasının önündeki ki sayı ne yapardı? Değerli elektron sayısını verirdi, son katmana gelirdi. Toplarsak 2, 8, 3'ü 13 eder. Doğru cevabım Adana olur. Sevgili canlar, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.